sevgili izleyiciler, bugün sizlere Edirne Havza ilçesinde bulunan Akop Et Lokantası'ndan sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibi Sayın Alaaddin Akbaş bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben bu işte aşağı yukarı 30 yıldan beri hizmet vermekteyim. Abimle, babamla beraber açtığımız bu işletmeyi çok küçük başladık. Çok da büyük değiliz ama kötü de değiliz. Çok şirin, restorasyonu çok gayet şık olan güzel bir restoran yapmışsınız efendim. Biz daha çok büyümektense bu elimizdeki imkanlarla sıcak, klasik salaş meyhaneyi yaşatmaya çalışıyoruz daha çok. İşte etlerimizde çok iddialıyız. Bonfilemiz, pirzolamız, özellikle sakatatımız, sucuğumuz, hepsi bunların birbirinden farklı değerler. Müşterilerimizin gelip tatmalarını öneririz. Gelen arkadaşlarımız çok memnun olduğunu söylüyorlar. Biz de bu üzerine katmağa katıyoruz, uğraşıyoruz. Evet. Elimizden geldiğince işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki et lokantası ama aynı zamanda birbirinden lezzetli mezelerle görebiliyoruz masamızı. Tabii burada görmediğimiz daha birçok mezeniz de olduğunu biliyoruz. Biraz bahsedebilir miyiz kısaca, mesela bunlar nedir? Mezeler birbirini tamamlayan unsurlardır. Yani et kalite olacak, mezeler kalite olacak. Meyhane olup da meze olmaması mümkün değil. Bunlar birbirini tamamlayan unsurlar. Genellikle yoğurtlu ve ocakta közde yapılan mezeler, işte şimdi gördüğünüz gibi yoğurtlu biber, kızartma, patlıcan biber kızartması, bu da piyaz, işte piyazda fasulye, yumurta, soğan, bunları mümkün olduğu kadar ve zeytinyağlı özellikle ve limon, sıkma, yani taze gibi, aynen öyle. Bu da mamzana, bizim işte yöremizin mezelerinden birisidir. Başka yerde manca derler. İçinde daha çok Trakya yemesi. Aynen, içinde biber, patlıcan közde, sarımsak. Et lokantamızın ve meyhanemizin kaç kişilik misafir ağırlama kapasitesi var efendim? 55 kişi. Yani 55 kişi çok rahat oturup yemeğini yiyip, sohbetini edip, dinlenip, istirahat edip, eğlenip gidebilirler. Peki çalışma saatlerimiz nedir efendim? Çalışma saatlerimiz gündüz 12, gece 1. Pazar günleri de saat 14'te açıyoruz, yine 1'de kapatıyoruz. Evet, açıyoruz. Evet efendim, biliyorsunuz ki her sektörün yaşamış olduğu sıkıntılar mutlaka vardır. Siz yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Yani onları açmaya kalktığımız zaman çok uzun. İşin içinden çıkamayız. Ama biz işte kendimizden çok ödün veriyoruz. Vaktimiz, çalışma saatlerimiz çok uzun. Ama sağ olsun çalışan arkadaşlarımız çok müthiş bir şey, efor sarf ediyorlar. Müthiş yardımcı oluyorlar, sağ olsunlar. Sadece tabii ki Edirne Havza ilçesi için söylemiyoruz. Çevre illerden ve ilçelerden aynı zamanda gurbetçilerimiz de kendi memleketlerini ziyaret ettikleri zaman, geldikleri zaman, burada keyifli zamanlar geçirmek istedikleri zaman sizi ziyaret edebilirler, değil mi efendim? Biz zaten onlar için varız burada. Yani bu iş, kapımız herkese her zaman açık. Biz onları ağırlamaktan müthiş bir keyif duyuyoruz. Yani bu işin şeyi bu zaten, portörü bu zaten.